biraz alacağım. Kilo vermenin farklı farklı yöntemleri, evet. Botoksa bunlardan biri. Geçmişte de mide küçültme ameliyatları yapılıyordu. Evet. Hala devam ediyor mu mide küçültme ameliyatı? Tabii mide küçültme ya da tüp mide ameliyatı dediğimiz, evet. Silivgastrektomi tıpta kullandığımız diyeyim. Bu zaten kilo vermenin en baş ve en iyi yöntemi. Bu da 3 gün mutlaka hastanede yatış gerektiriyor. Mutlaka ameliyat öncesi hazırlıklarımız oluyor, testlerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Ameliyatımız kapalı yöntemde oluyor. Yani laparoskopik dediğimiz. Ameliyattan sonra hastalar çok fazla ağrı çekmiyorlar. 3. günde hastayı su ve sıvı gıdalara başlatarak taburcu ediyoruz. Kontrollere gelmek üzere. Onda da yine diyetisyenimizin kontrolünde oluyor. Mide botoksunda da tabii sıvı gıdalarla ilk bir hafta sıvı gıda öneriyoruz, evet. Onları da. Bunları zaten diyetisyenimize söylüyorum. Protein tozları ekliyoruz mutlaka tedavilerine. Bunlar yağdan kaybı, kastan kaybın olmamasını sağlıyor.